Nasılsınız, iyi misin? Böyle, tamam buraya geçelim. Nasılsın? Afiyet olsun. Rahatsız olun. Afiyet olsun. Hayırlı cumalar. Rahatsız olun. Aile zatınızı sormak isterler. Soracağınız sorulara cevap vermek isterler. Bu nedenle cuma saatine yakın. Siz alın terinizle evinize helal lokma götürmek için, ülkemizi büyütmek için, çalıştığınız şirketi büyütmek için çalışan değerli kardeşlerime en büyük teşekkürlerimi iletiyorum. Ben burada cuma vakitleri için neden okurdu? Oy vermemiz yetmez, omuz verir. Biz başlayalım gidelim. Biz Bahçeli'ye yönettik, sizden umut vermek istiyoruz. Bu konuda beni dinleyen, nezaketle dinleyen kardeşlerimden bir hafif şey. Bu konuda, bu mücadelede kalan 8 günde bir miyiz? Bir miyiz? Bir miyiz? Beraber miyiz? 14 Mayıs'ta bayra bayramıyız. Allah helal mücadelesini veriyor. Merhaba. İlyas Çakır çalışıyor mu, çalışmıyor mu dedi. Sahaya iniyor mu, inmiyor mu? Dediler ki çalışıyor ama sahaya inmiyor. Bana ihtiyaç olduğu zaman da yapmış herhalde. Bugünden itibaren gecikmiş bir şey. Bugünden itibaren başlıyor. Altına masayı kuran, kurduranlar biz bürokratik vesayetle, askeri vesayetle mücadele edelim. Geri dönerim ve milletime nasıl hizmet ederim diye onun rüyasıyla veya işte... 20 yıl önce bir hayal kurduk, 21 yıl önce, 2001'de. Hamdolsun o hayallerin de ötesine geçtik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurduğumuz hayallerin de ötesine geçtik. Artık seçime günler demiyoruz, artık saatler kaldı. An itibariyle biraz önce hesapladım, 200 saatin altında kaldı artık. 200 saat sonra 14 Mayıs'ta sayın inşallah sandık Türkiye'nin önüne gelecek. Biz de her gün bir ilçede çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Büyükçekmece'deyiz. Her gün 3. bölgede bir ilçede teşkilatlarımızla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Milletimiz ne diyor ona bakıyoruz. Biden'ın ne dediğine bakmıyoruz. Kandil'den talimat alanların efendim Türkiye'yi bu manada nasıl huzursuz etmeye çalıştıklarına bakmıyoruz. Pandemi yaşandı pandemide. Dünyanın o büyük bütçeli ülkeleri, zengin ülkeleri hastalarına bakamazken, hastalarını kendi kaderlerine terk ederken, hem kendi hastalarını tedavi eden, ilaçlarını yollayan, kısa sürede pandeminin ağır şartlarını en az etkilensin diye tedbir alan ve dünyada örnek bir çalışma yapan sağlık altyapısıyla birlikte hükümetimizin aldığı tedbirlerle bunları bitirdik. Hatta oralara maske yolladık. Unutuluyor bunlar. Solunum cihazı yolladık. Hani onların bütçeleri büyüktü. Hani onlar oralarda çok yaşamak kolaydı. Bu Batı medyası bunlara ilişkin işte Türkiye'de yapılacak seçimleri manipüle edecek veya karalayacak bir çaba içerisinde, bir tutum içerisinde. Mesela Ekonomist dergisinin kapağına baktığınızda bir tarafında bayrak görüyorsunuz ama o bayrağın bölünmüş olduğunu görüyorsunuz. Benim özellikle bayrak hassasiyetine çok dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ben meydanlardayım, pazarlardayım, esnafımızı geziyorum. Bütün sahada şunu gördüm. Gerçekten insanlarımızın büyük bir hassasiyeti var. Hatta dün Küçükçekmece'de Cennet Meydanı'nda idim ve orada elime bayrağı alınca bütün vatandaşlarımız bana doğru geldi. Ve başladım ben Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptıkları ve AK Parti'nin bu ülke için yaptıklarını ve büyük bir teveccüh gördü, büyük bir alkış vesaire. Dolayısıyla seçimlere giderken gerçekten vatandaşlarımız bu seçimin önemini ve sadece 5 yıllığına milletvekillerinin seçimi veya bir cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değil ama önümüzdeki belki de 50 yılın Türkiye'sinin nasıl olacağını da seçmiş olacaklar.